Değerli izleyicilerimiz, yağmurlu ve soğuk bir Afyon gününde sizler için yayındayız. Ve yanımızda çok kıymetli iklim bilimci Okan Bozyurt var. Efendim merhabalar. Merhabalar, teşekkürler. Nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Tabii havalarda yağışlar başlayınca şimdi daha güzel olmaya başladık. Çünkü neden? Uzun bir süredir biliyorsunuz kuraklık yaşadık. Evet. Hepimiz böyle bir psikolojik çöküntü içindeydik. Çünkü su kaynakları tükeniyor biliyorsunuz. Evet. Önümüzde bir yaz bekliyor bizi. Yani nasıl bir Türkiye olacak? Nasıl bir şey olacak? Yani o yönden bayağı bir telaşlıydık ama şimdi neyse birazcık rahatlamaya başladık. Hemen soruyorum efendim. Biliyorsunuz ki dünyada bir iklim değişikliği söz konusu. Evet. Ve bu yönde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Evet. Bu anlamda sizin yorumunuz nedir? Şimdi aslında tabii bir iklim değişikliği var ama şimdi iklimdeki her olayı yani her hava olayında iklim değişikliğine bağlamak bir aslında bilimsel bir yanılgı. Yani şu kurak döneme baktığımız zaman dünyanın daha önceki dönemlerinde de mesela buna benzer kurak dönemler olmuş. Türkiye'ye baktığımız zaman yine kurak dönemler olmuş. Arkasından yağışlı dönemler eşlik etmiş. Dolayısıyla bunlar aslında olabiliyor yani ama tabii şimdi yalnız bu iklimde ısrarlılık denilen bir kavram var. Mesela bu kuraklık tamam daha önceden de oluyordu ama bu kadar sık olmuyordu. Son zamanlarda yalnız biraz daha sık olmaya başladı. Son zamanlarda. Dolayısıyla bu bağlamda işte biraz bizim kafamızı karıştırıyor. Gerçekten acaba bu insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisi mi yoksa bir doğal süreç mi diye şey yapıyoruz. Ama bu sene kış mevsimine de baktığımız zaman gerçekten son derece ılık geçti. Ekim ayında beklenen yağış olmadı. Kasım ayında deseniz öyle çok kurak geçti. Aralık ayı son yılların en ılık Aralık ayı oldu. Ocağa geldik şu anda ocağın bugün 12'si ve hala çok belirgin bir yağış yok. Dolayısıyla ama önümüzde tabii daha bir kış var. Kış bitmedi. Ve zaten bundan sonra da yağışlı bir dönem bekliyoruz. Onu söyleyeyim. Yani artık yani o kurak dönem yavaş yavaş bitiyor. En azından yağışlar şu anda yağmur olarak başladı. Önümüzdeki günlerde yine yağışlı hava kütleleri bize eşlik edecek. Ama ben özellikle bu kış mevsimini birazcık sanki Şubat ve Mart'a sarkacağını düşünüyorum bu sefer. Yani aslında bizim öngörümüz Aralık ve Ocak'tı ama tabii iklim çok kaotik bir yapı. Bu sene biraz bizi yanılttı. Ve dolayısıyla Aralık ve Ocak'ta beklenen o soğuklar gelmedi. Ama tabii ki Şubat ve Mart'ta da çok şiddetli soğuk beklemiyoruz. Ama en azından yine de Aralık ve Ocak'a göre biraz daha soğuk ve yağışlı geçecek gibi de duruyor. Kar yani, yağacak mı peki Afyonkarahisar'a? Şu an için pek beklemiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani ocağın 20'sine 21'ine kadar pek ufukta bir kar gözükmüyor ama benim kendi tahminim şöyle söyleyeyim. Ocağın 25'inden sonra bir kar yağışı bekliyoruz. Yani ocağın sonlarına doğru özellikle. Ve Şubat'ın ilk günlerini içine alacak şekilde bir soğuk ve yağışlı hava kütlesi bekliyoruz. Yani o şekilde ama şöyle bir şey de var tabii bunlar bir tahmin. Bu sene şöyle bir şey oldu yani hava kütleleri kuzeyden aşağıya doğru gelirken yani soğuk hava kütleleri hep önüne bir engel çıktı ve yön değiştirdi. Tam Türkiye'ye gelecekken yön değiştirdi ve dolayısıyla yine o beklenen yağışlar maalesef gelmedi. Bunun nedeni biz blokaj diyoruz. Mesela Grönland blokajı oldu. Bu bir türlü kırılmadı bu sene ve dolayısıyla bu böyle yağışsız bir kış oldu ama tabii daha kış bitmedi. Bakın dediğim gibi bugün ocağın 12'si. Daha Şubat ayı var. Mart'ın 21'ine kadar olan süreç var. Ve dolayısıyla ben yine de o yağış açığının kapanacağını düşünüyorum. Yani topraktaki su eksikliğinin kapanacağını düşünüyorum ben. Efendim peki biliyorsunuz kış geç geldiğinde otomatik olarak yaz da geç geliyor. Yine aynı şey yaşayacak mıyız bu sene? Bu sene evet kışta bayağı bir kayma oldu. Büyük bir ihtimalle dediğim gibi bu Şubat ve Mart'a biraz kayacak gibi. Ha ilkbahar nasıl geçecek diye sorarsanız çok kurak bir ilkbahar beklemiyorum. Çünkü hava kütleleri şeyler değişmeye başladı. Bence yağışlar mevsim normalleri civarında olacak gibi duruyor ama sıcaklıklar geçen sene kadar tabii ki düşük değerlerde değil. Geçen sene kadar yoğun bir kar yağışı da beklemiyoruz onu söyleyeyim. Bunun nedeni ne peki hocam? Ya dediğim gibi bu küresel iklim değişikliğine bağlanabilir ama bu bazı yıllarda olabilir. Yani bu iklim değişikliği gündeme gelmeden önce de bunlar olmuş. Biraz tabii seyire bakmak lazım. Biraz gözleme bakmak lazım. Ama tabii ki iklim değişikliğinin önemli bir şeyi var yalnız. Etkisi var. Çünkü son yüzyılda hava sıcaklıkları inanılmaz derecede arttı. Dünya ortalama sıcaklığı arttı. Yani gözle görülebilir şekilde. Mesela bizim önceki nesillere baktığımız zaman hepsi anlatır işte eski kışları değil mi? Evet. Şimdi artık o eski kışlardan maalesef pek eser kalmadı. Evet. Dolayısıyla yine iklim değişikliğine bağlanabilir diye düşünüyorum. Efendim iklim, iklimin daha doğrusu etkilediği en önemli faktörlerden biri tarım. Bu anlamda bu seneki mahsulü nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Şimdiye kadarki olan süreçte maalesef önce meteorolojik kuraklık başladı. Nedir peki meteorolojik kuraklık? İşte atmosferden gelen yağış miktarının belirgin şekilde azalması. Eğer bu kuraklık uzun sürerse bu hidrolojik kuraklığa yansıyor. Peki hidrolojik kuraklık nedir? Meteorolojik kuraklığın bir sonraki basamağıdır. İşte göller, göletler, yeraltı su seviyesi ve akarsu debilerindeki azalma. Nitekim bu da başladı çünkü barajlarda da şu anda bakın alarm vermeye başladı. Hatta bazı söylemlere göre İstanbul'da şu anda 3,5 aylık su kaldığını söyleyen bazı söylemler var. Gerçi Devlet Su İşleri bunu şu anda doğrulamadı.
Ama Ankara'nın ve Bursa'nın özellikle barajlarına baktığımız zaman su seviyesi oldukça aşağı seviyelerde geçen seneyle karşılaştırdığımızda. Bu daha da devam edecek olursa topraktaki nem miktarı giderek azalacağı için ve tarımsal kuraklığa yansıyacak. Şu anda tam sınırdayız. Yani tarımsal kuraklık sınırına geldik. Ha, bundan sonraki yağışlar belirleyici olacak. Ama yağışlar bundan sonra da yeterli olmazsa bu sefer tarımsal kuraklık başlayacak. Çünkü neden? Tarımda artık verim düşüşü başlayacak. Bu da eğer daha da devam ederse sosyoekonomik kuraklık olarak sonuçlanacak. O hiç istemediğimiz bu durum maalesef. Peki efendim, son olarak Afyonkarahisar bu kışı karlı bir şekilde değil anladığım kadarıyla. Daha çok yağmurlu bir şekilde mi geçirecek? Yağmurlu ama yine de kar yağışı bekliyoruz. Fakat geçen sene kadar etkili kar yağışlarını şu anda pek beklemiyoruz. Hı. Yine kar yağışları olacak ama bunlar tabii ki yani geçen seneki yağış rejimine baktığımız zaman mevsim normallerinin altında olacak gibi duruyor. Don mu yaşanacak peki? Don olayı tabii ki yani önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı hava kütlelerinin gelmesine bağlı olarak zaten şimdiye kadar da yaşandı ama gece mesela -6, -7'ye kadar düştü. Bu da aslında çiftçinin hiç istemediği bir şeydir. Evet. Çünkü neden? Toprağın üzerinde kar yok fakat hava sıcaklıkları sıfırın altında ve toprakta bu sefer ne oluyor? Olan nem miktarı donmaya başlıyor ve bu hububat tarımı için çok büyük bir zarardır. Evet. Çünkü kalın kar tabakası her zaman için çiftçinin istediği bir şeydir. Çünkü kalın kar tabakası toprağı dondan korur ve yavaş yavaş altta erime olduğu için toprağın nemi de canlı tutulur. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız sayın hocam. Çok sağ olun, var olun, hoşça kalın. Hoşça kalın.